Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri gün geçmiyor ki olumsuz etkilerinden biriyle karşılaşmayalım. Doğru kullanmayı öğrendiğimizde pek çok yararı olan sosyal medya artık resmen boşanma sebebi. Gerçek hayatta yaşanmış bu hikayemize gelin hep birlikte bakalım. 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi olan genç kadın 20 yaşında evlenmişti. Severek ve isteyerek evlenen kadının eşi ise 30 yaşındaydı. Maddi gelirleri gayet iyi olan ailenin kimseye ihtiyaçları yoktu. Nereden nasıl anlatacağını bilemeyen kadın öyle bir çıkmazın içine girmişti ki, çırpındıkça batıyor, çaresizliğin ve vicdan azabının içinde kıvranıyordu. Kendisini hayatındaki büyük bir bedelin altına atmıştı. Eşi işinin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman seyahate çıkar ve günlerce eve dönmezdi. Yani bir aylık süre içerisinde eşinin yanında 7 veya 8 gün kalabiliyordu. Genç kadınsa zamanının birçoğunu sosyal medyada geçiriyordu. Zaman zaman konuştuğu kişilerin içerisinde bir erkekle konuşmaları samimi bir boyuta taşınmıştı. Onunla konuşup sohbet etmek çok hoşuna gitmişti. Eşinden duymadığı güzel sözleri ondan duydukça tepkisi ona karşı biraz daha artmıştı. Kadınlar genellikle ihmal edilmenin acısını bir başka erkekte arar ve ona aşık olurlar. Çünkü kadın sevilmek, ilgi görmek ister. Bu onların doğasında vardır. Kadın da ilgisizliğin özlemi fazla olduğundan ona aşık olmuştu. Eskiden eşinin il dışından dönüşünü dört gözle bekleyen kadın, şimdilerde ise biraz daha geç dönse diye düşünür olmuştu. Flörtleştiği erkek de evliydi. Karısıyla arasında büyük sorunlar yaşadığından onunla konuşmak ona da iyi geliyormuş. Farklı şehirlerde olsalar da muhabbetin boyutu gün geçtikçe öyle artmış ki yeniden aşkı yaşamaya başlamışlar. Kadın onunla konuşmadığı zamanlar kendini bunalıyormuş gibi hissediyor. Bazen görüşmedikleri zaman neden yoktun diye sitem ediyormuş. Adamsa karısından dolayı her zaman müsait olamadığını söylüyordu. Kadın eskiden umursamıyorken artık adamın eşini de kıskanır olmuştu. Eşini şehir dışından döndüğünde büyük bir özlemle karşılayan kadın artık normal bir şekilde karşılıyormuş. Eşi aslında eskisi gibi davranmadığının farkına varmış ve birkaç defa kadına neyin var diye sormuş, fakat genç kadınsa hiçbir şey dememiş. Genç kadın flörtüyle ikimiz de boşanacağız ve evleneceğiz diye karar almışlar. Sürekli bir araya gelerek görüşmeye başlamışlar, hatta o en büyük hataya bile düşmüşler. Bu yüzden kocasıyla sık sık tartışmaya başlamışlar ve kadın boşanmak istediğini söyleyerek boşanmışlar. Flört hala karısından ayrılmayıp genç kadını sürekli oyalıyormuş. Kadın geç de olsa hayatının en büyük hatasını yaptığını anlamış ve hiçbir şekilde ailesinden ayrılmaya niyetli olmayan adam tarafından kandırılmıştı. Yaklaşık 3 yıl böyle süren ilişkinin ardından adamın yalanları yüzünden kadının yuvası darmadağın olmuştu. Şimdi geriye dönüp baktığında onunla geçen yılları acıyor ve yalanlarını net olarak görebiliyormuş. Evlenen ve çocukları olan kişiler evliliklerinin sonsuza dek sürmesini ve hep beraber mutlu bir yaşam sürdürmek isterler. Ancak bazen işler istenildiği gibi gitmiyor. Çocuğunuz olsun ya da olmasın. Ayrılık başınıza gelebilecek en kötü şey. Böyle durumlarda sakinliğimizi koruyamıyor ve geri dönüş olmayan hatalar yapabiliyoruz. Eğer çocuklarınız da varsa işler daha da vahimleşiyor. Boşanmış ailelerin çocukları iki arada bir derede kalmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirler.